Dostlarım merhabalar, Frame Solo Game kanalındayız ve karşımızda yeni bir oyun var. Şöyle ki bu oyun Epic Games'e ücretsiz olarak verilmiş, birçoğumuzun kütüphanesinde vardır ama fiyatı epey iddialı duruyor. Oyunun fiyatı normalde 125 lira Epic'te, Steam'de ise 120 lira. Oyunumuzun ismi Remnant from the Ashes. Baktığımız zaman Unreal Engine 4 ile yapılmış bir oyun. Grafik motoru oldukça iddialı, güzel. Severim Unreal Engine grafik motorunu. Geliştiricisi ise Gunfire Games geliştirici. Bunun oyunlarına pek hakim değilim. Ancak baktığımızda Darksiders 3, Darksiders 2 oyunlarına sahip. Bu oyunun da ne tarz olduğunu hiç bilmiyordum. Dediğim gibi geçenlerde Epic Games'teki kütüphanemi geziyordum ve epey oyun var bedavaya verilmiş. Ve bu oyuna da baktım. 40 GB boyutuyla falan iddialı bir oyun. Arada zaten Epic iddialı oyunlar falan veriyor ya. İnternette de bir şöyle bir göz gezdirdiğimde biraz Dark Souls, Demon Souls tarzında bir oyuna benzettim ben bunu. Hiç oynamadım. Dark Souls olsun, Demon Souls olsun, Darksiders yani Souls-like denilen bir kategoriye ayrıldı artık ya oyunlar. Zor. Gerçekten insanı terleten bir takım oyunlara sahip. Yani oyun yapılarına, tasarımlarına sahip. Benim normalde tarzım değildir ama canım çekti. Hele ki bedava olduğu için, böyle bir oyun kütüphanemde bedava eklendiği için de bunu oynamak istedim. Türk şemasını da internetten indirdim ve şu anda bir karakter oluşturmak gerekiyor. Tamam. Bayanla ya erkek seçebiliyoruz. Güçlü bir karakter olacaktır. O yüzden ben pek kafalar var. Şöyle hızlıdan ne yapabiliriz bakalım hemen. Abi bir dakika, bir suratını bir göreyim istiyorum. Şöyle bir bakayım abi. Kafa 1, kafa 2. Bunlar şeye, yaşlılığa doğru kayıyor. Sanırım kafa 2 iyidir. Saç olarak oyunun hikayesi ne, ne anlatıyor, hangi dönemde geçiyor hiç bilmiyorum. Ama zannedersem böyle eski, yani Dark Souls gibi bir oyun olsa gerek de saçlarda pek bir modern saçlar da var yani. O dönemler bu saçlar olur muydu bilmiyorum. Şu benim hoşuma gitti. Uzun saç güzel. Saç rengimi siyah değil de şöyle yapabilirim. Göz rengimiz şöyle yeşil olabilir. Sakal olarak türküz abi. Türküz, bıyık yapalım. Cilt tonu. Bizim o kaşlarda bir sıkıntı var yalnız. Öyle kaş olmaz. Yara izleri var. Ağızdan yaralanmışız falan böyle. İyi mi? Kalsın, evet. Ağız çene iyidir. Ses. Biraz olgun bir ses. Bu. Ses iki güzel. Ses iki güzel de kaşları, saç rengi, göz rengi elleyemiyoruz herhalde. Çok saçma. Kaş rengi falan. Çok enteresan. Oyun modu. Zorlaştırılmış mod. Standart mod. Zorluk seviyesini zor veya normal. Arkadaşlar bu oyunun zor olacağını tahmin ediyorum. O yüzden eğitimi atlayacağım. Ama dediğim gibi ben böyle gidiyorum abi. Onayladım ya. Karakter üzerinde çok fazla durmaya gerek yok diye düşünüyorum ve yapıştıralım. Bakalım oyun bize ne anlatıyor. Arkadaşlarla herkese açık, çevrim dışı. 4 kişilik co-op oynanabiliyor. Epey zevkli olur. Şimdilik çevrim dışı başlayayım. Bilmiyorum. Belki bir sonraki bölümde eşimle beraber oynarım eğer kendisini ikna edersen. Pek bu tarz oyunları tasvip etmeyebilir kendileri ama bakalım, bir gösteririm. Eğer beğenirlerse ikinci bölümde iki kişi olarak devam edebilirim. Bakalım, okuyalım alt yazıları. That you must discover. Our last hope sailed this sea before you, in search of an end to the beasts that have hunted us for generations. An end was found. Or so we thought. When the dragon rose into the sky like a phoenix, blazing in flames of agony. But our hero never came home.
Only the storm, the beasts, the unshakable dread that something had twisted and turned. Your journey will not be easy. Storm swirls round the dragon's tower like a shroud. The dragon may be dead, but in its ashes, I fear something else has awoken. You will fight for every step. You must reach the tower, learn what became of our warrior, face what lurks within. When our last hope fails, another shall take its place. So long as we have breath. Evet, ilginç bir hikayesi olacak. Açıkçası çok bir şey anlamadım. Şöyle ki, yani anladığım şu. Hayatta kalmış bir takım insanlar var ve küçük bir yerde yaşıyorlar. Dünyada sanki kıyamet kopmuş gibi görünüyor. Ve efsanevi bir savaşçı var. Bu biz miyiz? Yoksa o savaşçı kaybolmuş, onu aramaya mı gidiyoruz bilmiyorum. Fakat oradan çıktık, bir yolculuk yaptık ve canavarların sonunu getirmeye gittik. Biz geldik. Kılıcımız var. Gitmemiz gereken yer sanırım şu ilerideki kuleydi. Ancak gidemedik. Sandalımızla bir fırtına yüzünden dalgaya kapılıp buraya sürüklendik. Oyun evrenine baktığımda ben şey bekliyordum, tamam şimdi anlaşıldı modern saç şekillerinin için böyle olduğu. Oyunda kılıç falan var ama oyun aslında yıllar sonrasında geçiyor. Yani ya kıyamet kopmuş, kıyamet sonrası canavarlar çıkmış hesabı bir kurguya sahip veya ya da bir salgın veya işte uzaylı istilası tarzında bir şey de olabilir, emin değilim ama insanlığın sonu gelmiş neredeyse. Hayatta kalmış bir azınlık var, efsanevi savaşçıyı ya bulmaya gidiyoruz ya o kişi biziz. Son umudumuz falan şeklinde bir konuşmalar gerçekleştirdi. Eğer son umudumuz giderse bir kişiyi daha yollarız. Biz yaşadığımız müddetçe falan filan dedi kadın böyle. Görsel hiç fena değil dostlar. Oha ne yaptık lan? Kırdım. Kan bitkisi. Sarf malzemeler geçici yardım sunarlar. Tamam. Bir tuşuna basarak bunları kullanabiliyorum zannedersem. Sağlık. Aa, yaralanmışız. Sağlığımız yarıda. Bunu kullandığım zaman Witcher'daki gibi anladım. Birkaç saniye, 30 saniye boyunca sağlığınızı yenilemiş oluyor. Güzel. Bu arada dediğim gibi ben bu tarz oyunları pek oynamam. Pek fazla deneyimim de yok. Yani hiç deneyimim yok. Sadece Witcher serisini oynayıp bitirdim. O da Witcher 3'ten başladım. Açıkçası bu tarz oyunlara hep bir şeyim oldu sonrasında. Ama Dark Souls'ları falan oynamaya cesaret edemedim. Kütüphanemde hazır bir oyun varken deneyelim. Bakın atmosfer iyi duruyor. Çok zor bir oyun olacak gibi görünüyor. Allah! Vay! Aynı Dark Souls gibi, aynen. Tabii şimdi oyunun başı kolay. Biz sonrasında göreceğiz Anya'yı, Konya'yı gibi geliyor bana. Allah'tan zorda açmadım oyunu. Evet, iki tane düşman görüyorum orada. Aa! Staminamız sağ aşağıda, sağlığın altında gördüm. Aha bir boss fight var sanırım. Oh. Baksanıza yarasa gibi asılı duruyorlar. Mevzu var. Orada bir şey mi var? Abi siz silah sesi duyuyorum. Oha oyunda silahlar da var.
iki kişi de burada. Yapıştır. Vaa, güzel kombolar var ha, bir dakika. Staminamızı harcamayalım çünkü... Aa, vurdukça staminamız azalmıyormuş. İyi, tamam peki. Oo. Yardım edebilir miyiz acaba? Of. İçeride birileri var. Hayatta kalanlar var. Oo. Adamı harcadılar ha. Birileri geliyor. Oo. Of, yaralanıyoruz çok fena. Bunlar ne ya? Yaratıklar çok iyi. Köpek gibi. Kapıyı açmıyorlar abi. Galiba öldük. Çok ilginç yaratıklarla karşılaşacağız belli. Ölmemişiz. Ölmemişiz dostlar. Son anda bir ekip yetişti bize ve yardım ediyor. Tamam. Hadi bakalım. Omuz görüş açımızı da shift tuşuyla değiştirebiliyormuşuz. Buralarda çeşitli ipuçları veriliyor. İlginç bir başlangıç oldu. Hikayeyi çok algılayamadık henüz. Bakalım zamanla daha iyi anlayacağız gibi geliyor bana. Hi there. Aleyküm selam. Küçük çocuk, ne yapıyorsun? Take it slow. You got hurt real bad. I want to start bleeding again, do you? Oo, konuşmalar falan da var. Sen de kimsin? Ben neredeyim böyle? Ward 13. It's safe here. 113. Güvenli bölge. Dünyada kalan tek güvenli bölge olduğunu düşünüyor. Burası güvenli bir bölge ve çocuğun dediğine göre sanırım tek güvenli yer. Yani herhalde burada bir takım yaşayan insanlar var. Bizi kurtaranları da gördük. Hatta ölen bir de çocuk vardı. Biz nereden geldik peki? Bir tekneyle geldik. Sandalla daha doğrusu, ve bir yerden çıktık. Bir kadın anlatımı vardı. Bakalım öğreneceğiz. Kumandan kim? Buraya nasıl geldim? Oh, Commander Ford and Mr. Riegler found you outside. They brought you here. Ford ve Bay Riegler. They said Mark wasn't coming. Mark. Üzgünüm, Mark dışarıdaki, evet. Kendisine yardım etmeye çalıştık ama başaramadık abi. She'll find a place for you. Everyone's got a place. I'll see you later. Kumandan Ford ile konuş. Tamam. Şu anda silahlarımız mevcut değil. Bizi kurtardılar. Bakalım neler olacak. Burada neler var? Mouse biraz fazla mı hızlı? Evet, sanki biraz öyle. Kontroller kısmından mı? Yoksa oynanış kısmından mı? Bunu biraz 40'a indirsek, yatay dikey. Nişanları da aynı şekilde, hepsi eşit bir şekilde. Biraz yavaşlarlarsa daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Dürbün hassasiyeti. Dikey dürbün hassasiyeti. Çok fazla detay var ha. Gösterge boyutu falan. Tamam, biraz daha iyi şimdi. Aynen. Bu ne abi? Bir günlük. Ama bu yazılar böyle okumaz. Arada şeyler var. Ha, oku. Evet, epey bir sayfamız var gibi görünüyor. 15 Aralık 1968. Acaba gerçekten eski bir günlük mü yoksa o tarihlerde miyiz? Emin değilim. Bu tarihlerde de olabiliriz. İlk sayfa mı bu? Sadece 7 kişiden biri 16. üssü terk etmek ve 13. üstten merkeze geri dönmek zorunda kaldık. Evelyn Keder, Mercan Dadan kurtulan sadece 7 kişiden bahsediliyor ve 16. üs varmış. 13. üs merkezine doğru gelmişler. Diğer herkes, hepsi öldü. Herskard, Nevilla, Greena, Parker, Mackenzie, her biri öldü. Geriye sadece biz kaldık. Kök, üs 13'ü de işgal etti. Üs 13 burası ama anlamadım. Her yerde cesetler var. Kök ve insan cesetleri. Neyse ki kök bir nedenden dolayı ayrıldı ve yer terk edildi. Kök dedikleri acaba ne? Rüyacılar gitti. Bu kök bunun için gelmişti. Bunu nasıl bildiğimi bilmiyorum ama eminim. Kök ve rüyacılar bir şekilde birine bağlılar. Bunu hissedebiliyorum. Rüyacılar öldürüldüğünde kökün artık kalmak için bir nedeni yoktu. Rüyacılar herhalde o yaratıklar oluyor yani. Ve yaratık çeşitleri var. Bunları zamanla tanıyacağız. Kök de herhalde bu tavanda asılılar vardı, gördük ya. Onları tutan o kırmızı şeyler acaba kök mü yani? Mantıklı geliyor bana şu an için. Yüzbaşı Ford artık komutan sanırım. Bir sonraki hamlemizi planlarken burada bekleyeceğimizi söylüyor. Kristali düzeltti. Artık hiçbir şey bizi Mercan Dadan takip edemez ve bununla birlikte sadece birkaç fiziksel giriş var. Artık ihtiyacımız olduğu sürece savunabilir halde olmalı. Tanrım, bu bir Hunaka cehennemi. Fiziksel girişler var. Bizim adam, ölen adam oradan giremedi. Bizi de almadılar. Ölüyorduk ve son anda birileri bizi kurtardı. Bu da sanırım kristal düzeltildi. Artık hiçbir şekilde bizi Mercan Dadan takip edemez diyor. Kristal dedikleri ne? Bununla birlikte sadece birkaç fiziksel giriş var diyor. Ama fiziksel girişler anladığım kadarıyla kullanılmıyor. Burası için söylüyor. 15 Nisan, 15 Aralık 68-69. Bir sene sonra 15 Nisan. Şimdi ayar oldu. Şimdi aylar oldu. Üst neredeyse normal hissediyor. Cesetleri temizledik ancak hala giremediğimiz bazı kapılar var. Kumandan Ford hayatta kalanları aramamızı sağladı ve onları üste soktu. O cesur bir adam, akıllı, bizi bu karmaşaya sokan piçler gibi değil. Ford sayesinde dünyanın geri kalanı için söylenenden daha fazla olan kök istilasının ilk dalgasından sağ çıktık. Kök sadece üstlerden çıkmadı. Hepsi bir anda saldırdılar. Kimse hazır değildi. Ordular baş edememişti. Fransa bile nükleer silahları denedi. Hem de kendi topraklarında. Sonra sustular. Tamam, bayağı dünya istilası. Bu acaba bir uzaylı istilası mı oluyor? Yoksa kıyameti bu şekilde mi tasvir etmişler? 1969 diyor yalnız. Bir uzaylı istilasına bağlayabilir hikayemiz. Fransa falan, nükleer bombalar, askeri güçler falan bile baş edememiş. Dünya zaten pert olmuş. Hayatta kalan bir takım topluluklar görüyoruz şu anda. Herkesle olan tüm iletişimi kaybettik. Şehir bir savaş bölgesi. Hayatta kalıyoruz ama zar zor. Bunu ne kadar yapabiliriz? Herhalde gıda sıkıntılar falan filan var. 1969'dan devam ediyoruz. Son zamanlarda rüyalar görüyorum. Kökü duyuyorum. Kokularını alıyorum. Onları kendi kafalarının içinde hayatta kalmaya çalışanları avlarken izliyorum. Uyandığımda hala yaşadıkları zevki, öfkeyi hissedebiliyorum. Bazen kim olduğumu, nerede olduğumu hatırlamak biraz zaman alıyor. Bu beni çok korkutuyor. 69 yılından devam ediyoruz. Bugün çok insan kaybettik. Yine de bir su kulesinin kontrolünü aldık. Bizi hayatta tutacak ama buna değer miydi merak ediyorum. Çok insan öldü. Ne için? Biz dönene kadar biraz daha mücadele edelim diye mi?
Kumandan Ford ölüler için konuştu. Bize fedakarlıklarının unutulmayacağını söyledi. Nefes aldığımız sürece umudumuz var dedi. Keşke buna inanabilseydim. 69 yılı 2 Haziran. Daha önce burada yaşayan insanlardan bazı eski mektup ve dergilere rastladım. Tıpkı bizim şu an rastladığınız gibi. Umut ve heyecan doluydu. Andrew, Kumandan Ford beni okurken yakaladı ama sanırım o da okuyordu. Umutlarının onu endişelendirdiğini söyledi. Yanlış yönlendirilmiş dedi. Tıpkı 16. üstteki biz gibi. Tıpkı şu anda ben gibi. Dostlar hatırlatayım. Bu günlüğü yazan adam 16. üstten buraya gelmişler. 16. üst kötü anlar yaşamış herhalde. Oraya ulaşmış bu kök dedikleri salgın ve baş edememişler hayatta kalanlardan birkaçından biri. Bir şey diyemedim. Ne için umutlu olmalıydı? Ona söylediğimde güldü. Aslında hayatta kalacağımız bundan bir şekilde kurtulacağımızı düşünüyor. Onun naif olduğunu düşündüm ama umudu bizi devam ettiren şey değil miydi? Bizi şimdiye kadar canlı tuttu. Bu kadarını söylemeliydim çünkü gülümsedi ve sadece benim gibi insanlar kaçırdığı ayrıntıları yakalayan ve iyimserliğine meydan okuyan insanlar yüzünden hayatta kaldığımızı söyledi. Kinik fikirlerimizi, iyimserliğini daha gerçek hale getirdiğini söyledi. Tekrar düşünürken sadece gülüyorum. Endişelenecek o kadar şeyin arasında umut sahibi olmaktan mı endişeleniyor? Ve biz hayatta tuttuğumu düşünüyor bizi. Hayatta tuttuğumuzu düşünüyor demesi gerekiyor sanırım. Tanrım ne adam ya. 69 yılından devam ediyor. Dün gece başka bir kök rüyası gördüm. Bu rüya acaba etkileşimli bir rüya mı? Biz de bunları görecek miyiz yoksa sadece gerçekten sıradan bir rüya mı? Bu seferki farklıydı. Gerçek gibiydi. Bizi yiyecek yetiştirdiğimiz otel avlusunun yakınında bekliyorlardı. Ford'a bundan bahsettim. Başından savacağını düşündüm. Tanrı bilir komutanım bunu sık sık yapardı. Ama o kontrol etmeye değer olduğunu söyledi. İyi olmuştu çünkü oradalardı. Bekliyorlardı. Rüyam yüzünden onlarla savaştık. Sonrasını diğer rüyalarımı Ford'a anlattım. Bir süredir devam ettiğini söyledim. Diğerlerini de anlatmamı istedi. Bu yüzden yedilinin kalanına da söyledim. Ne olacağını göreceğiz ama bence doğru karar bu. O iyi bir adam. Andrew. Hep biliyordum ama o iyi bir adam. 15 Ağustos 1969. Tamam ama üssün liderlerine vurulursam bu nasıl görünürdü? Şu anda buna ihtiyacı yok. Sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kıyamet sonrasında bir cehennemde randevulaşmayı kim düşünür? Üssün lideri. Lider Ford'dan bahsedildi. Ford bir kadın mı? Bu günlüğü yazan adam en sonunda o kadına vurulmuş sanırım ama bu olamaz diyor. Siktir et, dışarı çıkmasını istemeyeceğim. 1969, 16 Ağustos bir gün sonra yazmış bunu. 17 Ağustos 1969, aman neyse. Duygularımın karşılıklı olduğu ortaya çıktı. Andrew hiçbir şey söylemedi. Çünkü içindeki liderliğe ilişkinin ne yapabileceği konusunda endişeliydi. Favoritizm gibi mi görünecek? Diğerlerinin beni nasıl gördüğünü etkiler miydi? Peki ya tartıştığımızda 1000 tane soru sordu. Ben onu susturana kadar. Onu sustururken bunun önemli olduğunu fark ettim. Ne kadar riskli olursa olsun aşk hayatta kalmayı belaya değer kılan şeydir. Ayrıca dışarıda lanet olası ortak bir düşmanımız var. Hiç bu da hem fikir olamayacakmış gibi görünüyor. Bu ortak düşmandan kastettiği herhalde yaratıklardır. 1971'e geçtik. 69, 70, 71. 2 yıl ara vermiş. 1,5 yıl ya da yazmaya. Tanrım bu eski şeyi unuttum. Evet. Sanırım dikkatimi dağıtmış diyebilirim. Andrew ve ben geçen ay evlendik. Andrew'den bahsediyormuş. Tamam. Andrew ve ben geçen ay evlendik ve bugün hamileyim. Ha bu kadınmış. Bunu yazan kadınmış. Ben erkek diye okuyordum bunu. Andrew'e henüz söylemedim. Bunu biraz daha saklamak istiyorum. İçinde daha önce var olmayan yeni bir insana ait bir hayat olduğuna inanmak zor. Bu Andrew'ün fikriydi. Onun bu fikri düşündüğü için bile çılgın olduğunu düşündüm. Kim böyle korkunç bir dünyada bir çocuk yetiştirir? O ve lanet olası iyimserliği. Ama haklıydı. Sahip olduğumuz tek gelecek çocuklar. Bu küçüğe ne olacağını bilmiyorum. Kahretsin ya da bize. Ama kökün bizden söküp almaya çalıştığı bu dünyada çocuk yetiştirmek
isyan gibiydi, umut gibi geliyor. Ve şu an kahrolası ihtiyacımız olan şey de tam olarak bu ve günlüğün sonu. Anladığımız kadarıyla dostlar, bir kök, yaratıklar, dünyanın sonu gelmiş, insanlığın sonu gelmiş, hayatta kalanlar böyle güvenli bölgelerde, işte 16. bölge, 13. bölge mi deniyordu buraya falan filan gibi yerlerde insanlar hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ve bizse bir efsane bir savaşçı aramaya mı geldik emin değilim, yoksa o savaşçı biz miyiz? Çünkü oyunun başında o yolculukta bir kadın anlatıyordu. Ya da buradaki insanlara yardım etmeye geldik emin değilim. Ancak ben güzel, güvenli ve herkesin bilmediği bir yerden geldiğimi düşünüyorum. Şimdi Kumandan Ford ile konuş. Kumandan Ford nerede? Aşağı kata inebiliyorum. Şurada bir oda var. Sanırım bu. Well, well. Look who's awake. Daha bizi kurtarmıştı bu. You put up quite a fight outside our gates. Sen de kimsin? Silahım nerede? Demeyelim de sen de kimsin diyelim. I'm Commander Ford. Ah, Kumandan Ford, burası benim üssüm. You, friend, are an unexpected guest. Davetsiz misafiriz. It's my job to know the kind of people I bring into Ward 13. Haklısın. We haven't seen a living soul on that shore for weeks. You will tell me why you were really out there, or we'll let the root have you. Suyun karşısındaki ada kulesine ulaşmaya çalışıyorum. Sana bir şey söyleme gereği duymuyorum. Hayır, bence baş kaldırmayalım. Bunlarla bir olalım ya. Artistliğin lüzumu yok. No one has been in that tower in a very long time. But you've got no chance of getting there in this storm. Truth is, the ward has been cut off. We had to block the gates after we dragged you in. The root are everywhere. Evet, kök o yaratık topluluğu dostlar anladığım kadarıyla. But now that you're here, I have an idea. I'll tell you what. You want to leave? You'll have to do something for us first. Oyunda bayağı karar verme yetkilerimiz olacak. Mesela burada bunlara yardım edebilirim. Veya sana bir şey borçlu deyip biz ana şeyimize gidebiliriz. Ama borçluyuz abi. Gerçi ben de senin adamına yardım edeceğim diye orada papaz olduk ama neyse. Şey yapalım. Ne yapabilirim? Ben de size tekrar yardım edeyim. Sonuçta onlar sayesinde hayatta kaldık yani. First, we need power. That storm knocked out our reactor recently. With enough power, we might be able to activate another way out of here. Reaktör nerede? Başka bir çıkış yolu yok mu? It's not a door, exactly. And it may not even work. The reactor is on the lower basement level. There's a stairwell that leads down to it. Get it running, then come back here. Bu arada dikkatimi yeni çekti ha. Karakterimiz bizim niye konuşmuyor? Ben o kadar sesini seçtim onun bile. İlk başta adama yardım etmeye koşarken bir sesini duyduk ama umarım oyunda bir hata yoktur. Yeterince kolay görünüyor. Neden bunda bana güveniyorsun demeyelim. Tamam, kolay görünüyor. Nothing around here is easy. Arkanı kolla. Watch your back. We already lost a man down there a few days ago. I suspect the route has found a way in. Reaktöre giden yolu bulmuş. About your blade. I don't imagine your fists will do much against the root. You do this for us and I'll make sure you get out of here. Tamam. Peki. Üssün alt seviyesindeki reaktörü bul. Oyunla haritamız tam olarak gideceğim yerleri göstermiyor. Umarım oyunun ilerleyen bölümlerinde bu benim başıma çok fazla bela açmaz. Çünkü kaybolmayı sevmiyorum. Abi merhaba. Sen kimsin? Hey, it's good to see you on your feet again. Bu da yardım edenlerden arası biriydi galiba. Onun için hoş geldin, hoş bulduk. Bana yardım ettin mi? I did what I could to patch you up. You seem like a tough one though. Name's Rigla. Most everyone calls me Riggs. Well, your sword was pretty banged up in the fight. Vay be, kılıç gitmiş arkadaşlar. The blade was shattered when we found you. Mostly scrap metal at this point. Think I remember Ace mentioned she found a few weapons out in the city. Maybe she'll help you out.
Well, last I heard, Ace went down to check out the reactor. Good. Tamam, ben de reaktöre gidecektim zaten. Anladığım kadarıyla buralarda silahçılar vesaire, hani Metro 2033 Last Night gibi bir yapı seziyorum. You lost? Hayırdır, Arts, sana verecek bir şeyim yok. Seninle etkileşime giremiyoruz. Peki. Alt katlara inmem gerekiyor. Nereden ineceğim bilmiyorum. Haritanın gözükmemesi biraz hoşuma gitmedi. Merhaba. Size gitmek için en kötü zamanı seçtin ahbap. Hey friend. Reactor's just through that door and down the stairs. Reaktör tamam. Merdivenlerden aşağıda reaktöre gitmemiz gerekiyor ilk önce. Reaktör B1'de. Tamam. Ama bir dakika ya. Senin kılıcını, sana bir kılıç yapsınlar falan mı dediler? Ama o kişi de reaktörde olduğu söylendi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Merhaba. What? Where the hell did you come from? Korkma kız, sakin ol. Nearly scared the life out of me. No one else wandering around down here. You're not from around here, are you? Name's Ace. Ace Cotterill? You? Reaktörü arıyorum. Ne işin var burada? Reaktörü arıyorum. Well, you found it. Starting that relic could mean trouble though. So, you ever start a reactor? Hayır. Well, it makes a lot of noise for starters. Lucky for you, just the press of a button on the terminal above us. Would have done it myself, but without knowing what might come sniffing around. Reaktörü başlatmamız gerekiyor. Maybe we can. Elektriğin gelmesi için. Reaktör başlığında çok fazla gürültü oluyor. You go upstairs and start the reactor. I'll help you kill whatever comes our way. You probably need a weapon, huh? Let's see if I can find you something. Tamam, anladım. Reaktör çok fazla gürültü çıkaracağı için dostlar şey olacak. Yaratıklar akın edecek. Buraya biraz savunmamız gerekiyor. Modelini seç. Hurdacı. Yakın mesafeli savaşta uzmanlaşmıştır. Yakıcı, shotgun, sağlam, tekrarlayıcı tabanca ve devasa hurda çekici. Hurda düşmanların elinden gelenin en iyisini yapıyor. Modları hot shot, cephanelerin ateşe doldurarak düşmanları ateşe verme şansı verir. Bu biraz tank görevi görüyor gibi. Bir de böyle bir karakteri olabiliriz. Kıyafetlerimizi falan alacağız yani. Eski tarikat üyesi. Eski külist, orta menzilli savaş ve destek komutasında konusunda uzmanlaşmış. Avcı. İşte bak, severim böyle karakterleri. Avcı uzun menzilli hassas tabancalı, savaşta uzmanlaşmıştır. Son derece hassas av tüfeği, sağlam tekrarlayıcı ile donatılmış tabanca ve çok yönlü hurda kılıç. Kılıççımız vardı hatırlarsanız. Kılıçtan bu karakterle devam edebiliriz işte. Kendimi avcıya çok yakın hissettim. Avcı işareti modları düşmanları avcı ve takım arkadaşlarının duvarların arkasından hedefleri görmesine izin verir falan filan. Stalker gibi bir kıyafet tasarımına da sahip olduğu için sevdim bunu be. Ama ne oldu? T özellikler menüsünü aç. Dinçlik, tahammül yani stamina, sağlık ve gölge yürüyüşü sessiz. Envanter, eşyalar, görev eşyaları, karakter, silah, tamam bak, kılıç, avlanma silahı ve tekrarlayıcı tabanca verdiler bize. Biz bu keskin nişancını, bunu çok iyi kullanabileceğiz. Yakın dövüşlerde bu silahı çok fazla kullanmasak da olur diye düşünüyorum. Ama kıyafetimiz standart hala, herhalde onu daha sonra alacağız. Üst katta reaktörü çalıştırmaya çık diyor, silah değiştirmek için X tuşuna bas. Tamam. Sağ klik, sola basarsam ateş eder. O zaman şöyle normal vurursak sadece hedef almadan kılıçla vurmuş oluyoruz dostlarım. Peki silah cebime sokma yok mu ya? Ben sevmiyorum böyle olunca ya. Neyse. Devam etmek için space tuşuna bas. Ağır fallout seziyorum şu anda. Birçok oyundan esinlenmişler gibi ya. 980 CPU. 5 MHz. Aman yarabbi, sistem testini başlat. Soğutucu pompaları başarısız. Moderatör başarısız.
niye başarısız? Devam etmek için herhangi bir tuşa bas. Geri. Reaktörü başlat. Aha başlıyor. Bak. Ooo. Headshot atmaya bakalım ha. Yakınıma gelirse bunlar da şey yapar. Aslında çok da mermi kullanmamak lazım da neyse. Daha ne? Aşağıda kızça düşüyor. Bir dakika abi, buralara da geliyorlar. Kız iyi misin? Bir dakika. Aha. Harikayız. Sıra. Konuştu karakter. Hala orada mısın? Dayan. Dayanıyorum. Buradayım. Ben iyiyim. Yaşayacağım. Allah. Oo. Oydu. Aynı anda hem önümden hem arkamdan düşman çıkmasından nefret ediyorum. Buradan geçmedi ya. Ablacım! Ne zaman bitiyor bunlar? Hayır, mermi bitecek. Allah Allah. Aa, çok kötü yaralandık ya. Oha, bunları toplayabiliyoruz. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Tabancamız da var. En kötü ona da geçeceğim vallahi. Sonunda bitti. Bitti mi? Oha! Geldi. There. That should do it. You fought good. Real good. Wow. You made the right choice sending you down. Beğendi bizi, tamam. You best go check in with Ford. Come visit my shop sometime, yeah. I'll make sure to give you the good in a fight discount. Teşekkürler, tamam. Ford'a geri döneceğiz. Elektrik reaktörünü çalıştırdık. Artık bu 13. üssün bir elektriği var dostlar. Oba, enişlere gel. Bunlar hurdalar X12. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Yalnız sağlığımız epey azaldı. Şundan da kullanamıyoruz. Ford yukarıdaydı değil mi? Aşağılarda falan da yerler var ama gitmeyeceğim oralara. Sounds good to have some light around here. You're risking a lot for folks you don't know, stranger. Görevimi alacağım risklerden daha önemli. Görevimiz. You're trying to get yourself to that little island, yeah? Word moves fast when there ain't many words left around here. Listen, friend. I know you don't know me from a can of paint, but I want to help. You got a feeling of destiny about you. You're gonna save the world, ain't you? Deneyeceğim. That's the spirit. Here. I want you to have this. Ejder kalbi. The spirits out there in the world. An old friend told me this little bobble could keep even death at bay.
at least for a while. And if you're looking to buy other treasures for your travels, come see me. Ace has got her own space over there. Between us, we got all sorts of treasures. Anlaşılan. Yardım için teşekkürler. One more thing. Eleanor, Commander Ford, she knows more about that island than she lets on. Ask her about the founder of War 13. Seni yoluna sokacak. Tamam, Ford'a 13.sün kurucusunu soracağız. Q tuşuna basarsak sanırım sağlığımız mı artıyor? Sağlığımız şu anda iyi değil mesela, kullanayım. İki tane kaldı. İyi, yanlışlıkla Q'ya basmayayım. Bu hatayı birçok oyunda yapıyorum. Şimdi benim anlamadığım şey, bu oyun açık dünya tarzında mı olacak? Yani dünyaya sınır açıldığımız zaman, buraya istediğimiz zaman gelip silahlarımızı geliştirip yeni envanterler alabilecek miyiz? Yoksa dışarıda da farklı insanlar olacak mı? Emin değilim dostlarım, bilmiyorum. Şimdi Kumandan Ford'a geri dön. Kumandan Ford neredeydi? Üst katlarda bir yerdeydi ama nereden geldik ben buraları hatırlamıyorum şu anda. Sen kimsin? Evet, herkes karanlıkta olmadığına sevindi. Burada böyle bakın insanlar falan var. Biraz sıkıntılılar görünüyor. Sen rahat olacaksın bizde. Neyse, bunlarla çok fazla geyik yapmaya gerek yok. Burada hayat sürmeye çalışıyor insancıklar. Şimdi şu kırmızı ışığın yandığı yerde miydi, neydi? Biz buradan uyanmıştık. Aynen buraya gitmiştik. Allah, bir dakika lan. Bu direkt şeyi değiştiriyor. Okey. Evet ablacığım, yaptım ben senin istediklerini. And I see Reggie gave you the dragon heart. Benim bir kaderim olduğunu düşünüyor. 13. üssün kurucusundan bahsetti. Bize bundan bahsetmemiz gerektiğini söylemişti. I suppose his notes would be useful to you. Very well. Reggie may play the old fool, but his judgment is rarely off the mark. You've proven yourself reliable, stranger. I'm willing to help you get on your way. Bulabileceğim yardımı alacağım. Yardımına ihtiyacım yok dememe gerek yok. Bulabileceğim yardımı alacağım. But I doubt you'll last long out there without help. Go see Riggs and McCabe downstairs. They'll fit you with better gear. Come see me afterwards. Riggs mi dedi? Kim? Riggs teçhizatçı bir arkadaşımız. Kendisini bulacağız ve teçhizatlarımızı güncelleyeceğiz. Silahlı ekipmanlarımızı daha yeni aldık. Acaba kıyafet falan mı verecek bize? Abi haritanın göstermemesi... Riggs ile birlikte cephaneliğini geliştir falan diyor. Ya haritada açık dünyası varsa bu oyunun ve harita hiçbir şey göstermiyorsa ayvayı yedik he. Şurası mı acaba? Riggs hanginiz? Sen misin? Ya bu bizim beraber savaştığımız abla. Burada bir ekipmanlar var ama bunları alamıyoruz. Sen miydin lan Riggs? Unuttum isimlerini. Şuradaki abilere gidelim bakalım. Burada birileri var. Haritada birilerinin olduğunu görüyorum da. Aa, bir dakika, buradaki ekipler olabilir. What? Ford bana senden erzak var demişti. Tamam. Sana da merhaba diyelim. Commander already came by. Ford's gonna give my time to every stray who wanders in, and we're having words. I'm McCabe. I'm the engineer, and you're a pain in my ass. Allah Allah, konuşmalara bak. Got it. I don't upgrade trash. Hep bu kadar uysuz musun lan sen? I can be as grumpy as I damn well please. Let's see what we're dealing with here. That's all. Hep böyle zıtlaşmalar sonucunda ilişkiler yaşanır ya. Now get out of here.
tired of your yapping, Joe. Bayağı bir huysuzsun. Yeah, okay. Yeah. Silah modifikasyonları açıldı. Takıldıktan sonra silah düşmanlara hasar verdikçe modifikasyon gücü toplar. Güç barı tamamen dolduğunda F tuşuna basarak modu aktifleştir. Bazı silah modları hemen aktif olurken diğer silahlar için alternatif bir ateş modunu aktif ederek güçlü mermileri yıkıcı efektlerle vurmanızı sağlar. Silah modifikasyonları menzil tuşlarına envanter ekranından seçip X tuşuna basarak takabilirsin. Peki. Envanter I tuşuydu. Eşyalarda mıydı? Buralar hep boş. Karakter mesela mod değiştir. Değildi. Büyüyü yapan kişinin ve dostlarının 35 metre yakınındaki bütün düşmanları işaretler. Kritik şansı işaretli düşmanlara karşı %10 artar. 30 saniye sürer. Bunu alıp buradan koyabiliyoruz. Tamam, burada daha çeşitli şeylerimiz olacak. Ben daha çok bu silahı kullanacağım. Buna koyabiliyor muyuz? Evet. Güzel. Tamam. Buna bir şey koyamıyoruz. Ekipmanım... Aa, sendin değil mi? Rick. Hey friend. Ah, thanks for getting the power back on. Ford mentioned we should help you get sorted for the city. As a thanks for getting us out of a bind. Ah, maybe we can put your old blade to good use after all. Ah, let me look. Evet, bıçağımızı daha iyi bir hale getirebiliriz. Silahlarınızı ve zırhlarınızı dünyada bulunan malzemelerle veya düşmanları yenerek yükseltebilir. Silah ve zırhlarınızı yükseltmek oyunda giderek zorlaşan düşmanlara ayak uydurmak için önemli ölçüde falan filan tahmin ettiğimiz üzere. Tamam. Bizim para birimimiz burada. Bu kadar paramız var. Gerekli malzemeler 4 tane demir gerekiyor. Bize 6 tane var anladığım kadarıyla. Bunlardan yalnızca şu anda birini mi şey yaparız? Evet. Bir tanesini güçlendirebiliyorum. Ben şunu upgrade edeyim ya. 57 kaçtı çıkıyor ki? Hurda kılıcı artı 1. Tamam ya. 103. Daha da paramız yok. Paraları düşmanları öldürdükçe sanırım şey yapacağız. All right. Hey now, that's better. Oh, and take this. Haydi bakalım. İşte. More protection than what you've got. Ah, there you go. A bit sturdier. Every little bit counts out there. Sevdim. Kıyafet çok iyi. İyi ki bunu seçtik ha. Avcı trench coat'u, avcı kefeni ve avcı pantolonu giyildi dostlar. Yedek saf malzemeleri de alır mısın? Galiba Ford'un bana etrafta emir vermesi o kadar da kötü değil. Bir dakika. We don't have much, but öyle demeyelim de. You did right by us. Best we do right by you. If you need any weapon upgrades in the future, come see me. I bet Ford will see you fit to leave now. Here's hoping there's not an army of Deadwood waiting for you out there. Kumandan Ford'a geri döneceğiz, tamam. Kıyafetimiz güzel oldu. Ford şurada, hemen kendisini geri dönelim. Takla attık. Good to see you more equipped. Riggs and McCabe do good work. I hope this will be enough to get you on your way. We can't leave by the gates now, but the founder, my grandfather, gave me this key years ago. He said we should only use it when there's no other choice. Well, we are out of choices. Considering you stuck your neck out for us, it seems fitting you do the honors. Take it. There's a terminal downstairs in the main room. Datta anahtarı. Use the key there. With any luck, we can get the thing running. Teşekkürler. Tamam, bir anahtar verdi ve şu şey var, bir şey varmış. Bunu herhalde oraya baktığına göre onu çalıştıracağım. Teşekkürler. Ya bu hepimizi cehenneme götürürse? Well,
Here's hoping it doesn't. Babası demiş ki yalnızca başka seçenek yoksa bunu çalıştırmalıyız falan demiş sanırım. Gidip çalıştıralım bakalım, anahtarla çalıştıracağız sanırım, alt katta olsa gerek. Aa, haritada gösteriyor şimdi bakın. Ama nereden gideceğim anlamadım. Buradan mı acaba? Evet. Yetkisiz erişim, izin yok. Sistem kilitli, kapak. Şu var. Ha, anahtar, tamam. Şu sistem aynı Resident Evil oyunlarındaki gibi dostlar. Şimdi çalıştırabilir miyim? Datlayı başlat. Haydi bismillah. Bu ne ya? Vay canına, bu ne böyle ya? İlk kez çalıştırıyor bunlar da bunu. Dış dünyaya açılan tek kapımız olabilir. Kurucudan bahsetmişsin. Senin ayak işlerini yapmaktan yoruldum. Hayır, bir dakika. Kurucudan bahsetmişsin. My grandfather was the commander before me. They called him the founder of Ward 13. Bunun büyük babası kurucuymuş. He brought everyone to Ward 13 when the root first attacked. He was determined to learn where the root came from. He spent so much time out there searching. And one day Dostlar, kök ilk çıktığında babası araştırmalar yapmış bu kökün nereden geldiğiyle alakalı, ancak kendisi kayıplara karışmış. Belki de dış dünyada onu bulabiliriz. Bu kapıdan dış dünyaya açılabiliyoruz. Oyunun başında hatırlarsanız bir adam öldü. Onu kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Kapıyı açın şeklinde kapıya vuruyordu. Hatta biz de en son vurduk. Kapıyı açan olmadı. Dikkat edin, fiziksel olarak herhangi bir yerde bir kapılar açılmıyor. Sanırım dışarı bunun gibi şeylerle çıkıyorlar ve giriyorlar. Ama bununla ilk kez çalıştığını falan söylüyor. İlk kez çalıştırıyoruz bunu diyor. Bilmiyorum, dur bakalım. Köke dair herhangi bir ipucu bırakmış mı? Sence o hala hayatta mı? There's a room just outside the ward. All his notes, any hint of where he went. It's there. If you want to reach the atoll, he may be the last one who knew how to get there. Listen, I know this has all been a bit rough for you. Been rough for everyone. But you came through for us. For that, I'm grateful. You're welcome back anytime. Good luck. Teşekkürler ablacığım. Evet arkadaşlar, sanırım artık dışarı açılmanın vakti ve bu küre diyelim, Işınlanma gibi bir şey. Dış dünyaya ışınlanacağız. Dışarıya ışınlanacağız. Biz zaten dışarıdaydık. Bunlar bizi küçük bela dışarıdan kurtardılar ama yani o kısım bende biraz koptu açıkçası. Kırmızı kristali etkinleştir ve dışarı çıkıyoruz. Hazır mıyız? Babası da dışarılarda. Büyük bir araştırmacı ve savaşçı anlaşılan. Bunun, bu salgının, bu kökün nereden geldiğini falan araştıran bir insanmış. Ancak kendisi şu anda kayıp. Kim bilir, belki oyunun ilerleyen bölümlerde kendisini bulacağız. Ya Hak diyor ve giriyoruz abi. Allah. Hayatta kalma modu müsait. Hayatta kalma modu 13. üstteki dünya ayarları altındaki dünya taşından erişim sağlanabilir. Seyahat. Başka bir hedefi hızlı seyahat. Dünya ayarları. Oyun modunu seç. Serüven. Şimdi aktif olan serüven bu.
küllerinden fırtına yaklaşıyor, kök güçleniyor. İnsanlığın son kalıntısı sonsuza dek silinmeden önce maceran Mercan'ın yolunu bul ve kaynaklarını yok et. Bir saattir oynadığımız bölüm bu. Biz burayı tekrar oynayabiliyoruz, tekrar mücadele edebiliyoruz, yeni macera oluştur diyebiliyoruz. Öldürmek için belirli bir patron mu arıyorsun, yoksa bir görev mi tamamlamak istiyorsun? Macera modu tek bir dünyaya odaklanmış daha kısa bir deneyim oluşturmanızı sağlar. Burası oyunun ana kısmı değil, biz sürekli şuradan ilerleyeceğiz dostlar anladığım kadarıyla. Bakın seyahat kısmından ve yeni bölüm. Kurucunun mekanı. Anladım. Buradan sürekli bir yerlere fast travel gerçekleştirmiş oluyoruz. Tamamdır. Sertleştirilmiş demir. İnanılmaz derecede güçlü ve şaşırtıcı derecede hafif. İnsanlar buna inanmıyor. Ama bir zamanlar bu şeyleri uçan tanklar yapmak için kullandılar. Uçan tank dedi herhalde uçaklardan bahsetmeye mi çalışıyor acaba? İlk okuduğumuz günlüğü hatırlayın. 1969, aslında tam soğuk savaş yıllarındayız. Zaten kullandığımız silah ve ekipmanlar da böyle o dönemin şeyleri. Zaten baktığımız zaman çevre modellemeleri de biraz o dönemi andırıyor. Evet, şu anda dışarıya doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Bakalım biz dışarıda ne gibi maceralara atılacağız? Bu kökün olayını çözecek miyiz? İnsanlığı kurtarabilecek miyiz? Abi bu ne? Bir dakika. Şunları bir toplayayım önce. Tonik aldık. Anahtar kartı. 13. üssün anahtar kartı. Babamın benim hemen yukarıda notları var diyordu. Envanterini kontrol et. Ne bu? Ford bu yüzeyde saklandığı yerde bıraktı. Ford bunu yüzeyde saklandığı yerde bıraktı. Üste kimseye güvenmemiş olmalı. Ford üssü kurduğunda duvarlarına sırlar gömdü. Belki ışığı görmelerini istemedi ama gömülü şeylerin komik bir geri dönüş alışkanlığı var. 13. üs anahtarı burada tek başına ne yapıyor? İşte burada bir yaratık cesedi var. Bunlar daha öncesinde incelenmiş. Burada bir liste var. Baba, dediği kız büyük babam. Hemen dışarıda şeyde yeri onun bilgilerinin notlarını bulabilirsin. İpucu varsa orada vardır dedi ve sanırım bir takım ipuçları burada. Bakın nasıl yaratıklar var abi, kilise milise var. Abi şuna bakın ya. Slenderman gibi değişik yaratıklar falan var. Bunları fotoğraflamış, planlar çizmiş. Labyrinth Map Level 2, Labyrinth Map Level 1. Neyse kapatayım. Bir de şurada not mu var? Evet. Ben ölüyorum. Artık bundan kaçış yok. Baba demiş. Herhalde Ford kızına mı yazmış? Babasına mı yazmış bunu? Anlamadım ki. Her zaman kökün beni ele geçireceğini ya da senin gibi sonsuza dek yaşayacağımı düşündüm. Ama hepimiz kahraman olamayız. Kökü durdurabilecek tek kişinin kendi olduğunu düşünen tek kişi sendin. Biliyor muydun? Geri kalanlarımız ise hayatını ne kadar iyi yaşayabilirse yaşamaya çalıştı. Ben ve Alan bunu sensiz başarmak zorundayız. Sana durmanı söylemeyeceğim. Tekrar olmaz, sadece bizim için fedakarlık yaptığını düşünme. Biz yeterince fedakarlık yaptık. Her zaman senin kızın olan Nadia. Hayır, bunu Ford yazmamış ve babasına yazmış. Ford büyük babam dediğine göre bu da bilemedim. Artık şey olabilir diye düşünüyorum. Ford'un büyük babasının kızı olabilir yani. Yani Ford'un halası mı oluyor? Ne oldu? Ama neyse. Alan, seni sevdiğimi bilmeni istiyorum ve üzgün olduğumu, birçok şey için üzgünüm. Kelimeler bunu düzeltemeyecek biliyorum. Benim için gitme vakti söylemek biraz zaman aldı fakat işte buradayım. Metro tünellerinin ötesinde olan eski kilisedeki kök ana ile konuşmaya gidiyorum. Bu dünyadan gitmek için olan bir yol gösterecek bana. Sonra da gitmiş olacağım. Elveda. Yakın ulan. Ne demek lan o? Alan. Tamam. Peki. Bu da işte bence büyük babasının kıza yazdığı, Ford'a değil yanlış anlamayın, kızına yazmış olduğu bir not.
Burada haberleşmişler. Evet. Ve artık dış dünyaya dostlar açılıyoruz. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Oyunun bu kısmına kadar olan bölümünü sevdiğimi söyleyebilirim. Gerçi şu anda çok da fazla bir şey görmedik esasında. Konuşmalar vesaire. Asıl oyun ikinci bölümde başlayacak. Dış dünyalardayız. Hemen hemen mevzuyu, evreni anladık diyebiliriz. Zamanla daha da iyi anlayacağız. Souls-like bir oyun. İlk kez bu tarz bir oyun oynuyorum. Souls-like oyunlarını hiç oynamadım. Dark Souls olsun, Demon Souls olsun. Bu oyunlardan hep uzak kaldım. Yalnızca en yakın buna Witcher diyebilirim. Ama yani Witcher gibi ne alakası yok tabii ki bu oyun. Yani bir kılıç var diye Witcher demek çok yanlış olur. Bu bayağı third person shooter oyunu. Ama ileride epey zorlanacağı benziyor. Epic Games böyle bir oyunu, 120 liralık fiyattaki oyunu ücretsiz vermesi mükemmel oldu ki zaten Epic daha neler verdi. Grand Theft Auto 5'ler vesaireler. Halen daha vermeye devam ediyor. Hatta şu an yakın bir zamanda, yani bu videoyu izlediğinizi bilmiyorum ama şu an ben bu videoyu çektiğim gün FM 2020 ve Watch Dogs 2'yi de verdiler. Dostlar bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Yorumlarınız benim için çok önemli. Oyunu beğendiyseniz lütfen yorumlara belirtin. Ona göre biz de serimize devam edelim. Hoşça kalın dostlar.